Bize hukuk fakültesinde öğrettikleri ilk şey, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanmak herkesin hakkıdır kuralıydı. Bugün bakıyorum da yasama, yürütme, yargının tek adamın elinde toplandığı bir oligarşi rejimine doğru giderken ne yargı bağımsızlığı kalmış ne de hukukun üstünlüğü. Bağımsız yargıyı kendinize ayak bağı olarak gördüğünüz için katletmeye çalışıyorsunuz. Önce yargıda vesayeti kaldırıyorum diye yargıyı FETÖ'cülere teslim ettiniz. Arkasından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yargıdaki FETÖ'cüleri ihraç ediyoruz gerekçesiyle binlerce hakim savcıyı KHK'larla işinden attınız. Bunların içinde elbette FETÖ'cü hakim savcılar vardı. Ama onların yanında sırf sizin patentinize girmeyi reddeden muhalif olarak gördüğünüz istediğiniz kararları aldıramayacağınız hakim savcıları da fırsattan istifade edip FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığı halde FETÖ'cü yaftasıyla KHK'larla ihraç ettiniz. Yeni hakim savcı alımlarında AKP üyesi olan il ilçe yöneticilerinizi işe aldınız. Siyasallaşan Hakim Savcılar Kurulu sayesinde partili hakim savcı devri de bu şekilde sayenizde başlamış oldu. İktidarınızın yanında olmayan, sizi eleştiren, yanlışlarınızı söyleyen, muhalif olarak gördüklerinizi FETÖ'cü veya vatan haini yaftası vurup hapse attırıyorsunuz. Nasıl olsa kimse hesap sormuyor. Var mı hesap soran? Yok. On binlerce insanı suçlu suçsuz ayırt etmeksizin KHK'larla işinden atıyorsunuz. 25 gün adalet için yürüdük biz. Adaletin ne kadar yara aldığını bilen, yüreğinde hisseden, gören, anlayan herkes geldi bu yürüyüşe destek verdi ve Maltepe mitingine katıldı. 25 gün yatıp kalktınız, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiniz, yürüyüşe katılan yurttaşlarımızı ve bizleri vatan haini terörist yaftasıyla suçladınız. Başka diyecek hiçbir kelimeniz yoktu. Kendiniz bile yargının bağımsız olduğunu söyleyemediniz. Kendiniz bile biliyorsunuz ki Türkiye'de yargı bağımsızlığı bırakmadınız. Tamamen siyasallaştırdınız. Siz saray otoritesine boyun eğmişsiniz. Halka karşı sorumluluklarınızı unutmuşsunuz. Buradan sesleniyorum. Bırakın artık. Sarayın vekili değil, halk